Merhaba sevgili pati severler. Bugün sizlere patili dostlarımızın psikolojik sorunlarıyla ilgili belirtiler, bu psikolojik sorunların olduğunu nasıl anlayabiliriz ve bunları çözmelerine nasıl yardımcı olabiliriz? Sizlerle bunları paylaşmaya çalışacağım. Burada bir tane dostumuz var, kızımız var. Kızımızın adı Sasha. Sasha Maltiz cinsi bir köpek ve barınaktan alınmış yaklaşık bir hafta önce bize eğitime getirildi. Biz de Sasha'nın üzerinde bazı noktalar gördük, dikkatimizi çekti. Bunları ben sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sasha'nın üzerinde dikkatimi çeken nokta ne oldu? Sasha'nın bütün vücudu beyaz olmasına rağmen ayak uçları kahverengi, ciddi derecede kahverengi. Bunlar kirden oluşan bir kahverengilik değil. Bu arka ayaklarında da aynı şekilde mevcut. Biz Sasha'yı bu arada geldikten sonra defalarca yıkadık. Bu gördüğünüz kahverengilikler tamamen köpeğimizin ayaklarını sürekli yalamasından meydana gelen renk dağılımı. Neden sürekli ayağını yalıyor? Zaten sahiplenen ailemizin de dikkatini çekmiş. Sürekli ayaklarını yalıyor. Bunun bir sağlık sorunu mu var acaba diye bize bilgi verdi. Şimdi köpeklerimizin psikolojik sorunları olduğu zaman bunu nasıl belli ederler? Bu Sasha'da olduğu gibi ayaklarını sürekli yalaması bir psikolojik sorun belirtisidir. Aynı zamanda kuyruğunu sürekli kovalaması, kendi etrafına döner köpekler ve kuyruklarını kovalarlar. Rastlamışsınızdır mutlaka. Veya da ön bacaklarındaki tüyleri veya arka bacaklarındaki tüyleri de yolabilirler. Baktığınızda böyle bacaklarının ön taraflarında, bazen arka bacaklarında da tüylerde eksiklik görürsünüz. Sasha'da böyle bir şey yok. O yüzden gösteremiyorum ama bazı köpeklerimizin de psikolojik sorunlarının belirtisi tüylerini yolmak şeklinde olabilir. Şimdi bunun nedenleri nelerdir? Sasha'daki konu belli. Uzunca bir süredir barınakta kaldığı için barınakta tabii ki haklı olarak ciddi bir strese girdi. Bu stresin sonucunda da sürekli ayaklarını yalayarak bu şekilde stresini bize gösterdi, bize belli etti. Böyle bir durumla karşılaştığımızda öncelikle bu konunun sebebi ne olabilir? Şimdi tabii bunu evde de yaşayabiliriz. Yani köpekler sadece barınaklara bırakıldıklarında bu sorunu yaşamazlar. Köpeklerin bu sorunu yaşamalarının birçok farklı sebebi vardır. Öncelikle bizim bu sorunu çözmemiz için sebebini çözmemiz gerekiyor. Eğer köpeklerimizde böyle kuyruğunu kovalama olsun, işte tüylerini yolma olsun, özellikle ayaklarını yalama olsun bu tarz bir şey gözlemlersek, bunu aslında genelde veterinere götürüyoruz. Bunu bir sağlık sorunu olarak düşünüyoruz. Veterinerlerin konusu aslında tam olarak değil bu. Veterinerler ne yapabilirler? Bize sakinleştirici tabletler verebilirler. Ama sakinleştirici tabletler de belki o anlık o belirtiyi çözebilir. İşte o bir çeşit köpeği sakinleştiriyor. Ama sorunun temeline inip temelini çözmediği için genel olarak tam olarak bir çözüm sağlayamıyoruz. Bizim yapmamız gereken öncelikle bunun sebebini bulmak. Son dönem hayatınızda bir değişiklik oldu mu? Mesela ne olmuş olabilir? Ev değiştirmiş olabilirsiniz. Alıştığı evden, yıllarca oturduğu evden başka bir eve taşınmış olabilirsiniz. Köpeğimiz bir sahip değişikliği yaşamış olabilir. Alıştığı aileden başka bir aileye geçmiş olabilir. Veya bir bulunduğu ailenin yeni bir çocuğu olmuş olabilir. Bazı köpeklerimiz buna da tepki gösterirler. Bazı ırklar var çünkü son derece kıskançlar. Ve o kıskanç ırklar bu konuyu bazen yeni gelen bebeğe agresyon göstererek bazen de kendileri streslerini arttırıp bu şekilde ayak yalayarak veya tüylerini yolarak da su yüzüne çıkartabilirler. Sebebi çözmek lazım. Bu sebebi bazen de sahibi eskiden çok fazla yalnız bırakmadığı köpeğini daha fazla normalden her zaman bıraktığından daha fazla yalnız bıraktığında da köpeklerimizde böyle bir sorunla karşılaşabiliriz. Bu aslında çözümü kolay olanlardan bir tanesi. Eğer eskiden daha home office çalışıyorsanız, daha çok evde vakit geçiriyorsanız ve bir anda iş değişikliği yüzünden daha az vakit geçiriyorsanız, köpeğimiz daha fazla yalnız kalıyorsa size tavsiyem yanına
İkinci bir arkadaş köpek almak. Tabii ki iş şartlarımızı değiştiremeyeceğimize göre bizim onu yapabileceğimiz yanına bir arkadaş almak olacaktır. Yanına bir yeni bir bebek geldiğini varsayalım. Tam da normal nasıl ki büyük kardeş yeni bir kardeş geldiğinde onu kıskanırsa aynı tepkiyi köpeklerimiz de verebilir. O zaman köpeklerimize eskisinden daha fazla sevgi göstermek, daha fazla ilgi alaka göstermemiz gerekiyor. Yani bir bebek geldikten sonra onun ikinci plana atılmadığını, onun hala eskisi kadar kıymetli olduğunu ona göstermemiz lazım. Çok da yeni gelen bebeği onun karşısına geçip de uzun sürelerde sevmemek de ilk başlangıçta yapılabilecek çözümlerden bir tanesi olabilir. Onun dışında ev değiştirdiğimizde böyle bir problemle karşılaştıysak, o zaman bu tabii çözülebilir bir konu değil ama zaman içerisinde yeni taşındığınız eve de alışacağı için bu zaten en kolay durumlardan bir tanesi. Yavaş yavaş yeni eve de alışacaktır. Alıştıkça da bu konu kendiliğinden çözülecektir. Ha, ne yapmak lazım? Bu dönem içinde, bu alışma dönemi içerisinde onunla biraz daha fazla ilgilenmek, vakit geçirmek, biraz daha onun oyalanabileceği yeni oyuncaklar ona almak veya biraz daha yanınızda sağa sola sizinle seyahat etmesini sağlamak da bu dönemi daha hızlı bir şekilde atlatmasına sebep olacaktır. Sahip değişikliğinde de aynı şey geçerli. Eğer alıştığı bir sahibinden yeni bir aileye geçtiyse, o da yeni ailenin ona çok ilgi alaka göstermesi, sevgi göstermesiyle alakalı olarak kısa sürede düzelecektir. Bir de tabii onların eski aileden köpeklerine ne kadar vakit ayırdıklarını, işte bütün gün evde birisi var mıydı, yok muydu gibi detayları öğrenip ona benzer şartlarla hayatlarına devam etmelerinde de fayda olacaktır. Bu özellikle altını çizmek istediğim şey bu ayaklardaki lekeler. Çünkü köpeklerin en çok yaptığı stresi dışa vurma şekli ayağını yalamak. Kısa tüylü köpeklerde bazen bu kadar leke olmayabiliyor. Kısa tüylü köpeklerde de orada yaralar açılmaya başlıyor. Burada bizim sorunumuzu çözecek kişi aslında bir veteriner değil. Tamamen bu davranışsal bir problem. Bu konudaki profesyonel olan kişilere başvurarak köpeğinizdeki bu davranış sorunlarının sebeplerine inerek bu sebepleri çözdüğünüzde göreceksiniz ki bu davranışlar zaman içerisinde tamamen ortadan kalkacaktır. Köpeklerimiz her zaman mutlu olduklarında bunu da bize belli ederler. Mutsuz veya stresli olduklarında da bunu bize belli ederler. Köpeğine odaklı köpek sahipleri bunları zaten onların genel keyif durumlarından bile, hani sadece işte tüyünü yolma, kuyruğunu kovalama, ayağını yalamaktan değil, genel keyfini bilir köpek sahibi köpeğinin ve genel psikolojisinden de bunu anlayabilir. Böyle durumlarda ona olan ilgi alakayı arttırarak bu konuyu çözmemizde fayda var.